Herkese merhaba. Bugün katı yağ kullanmadan haşhaşlı irmikli un helvası hazırlıyoruz. Sizleri fazla bekletmeden yapılışına geçelim. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 3 su bardağı su. Aynı bardakla 1,5 su bardağı toz şeker. Şerbeti kaynatmanıza gerek yok. Şeker eriyene kadar ocakta tutmanız yeterli. Sürekli karıştırıyoruz ve şekerimiz eridi. Helvayı kavuracağınız tencere Geniş ve kalın tabanlı olması gerekiyor. Çelik veya yapışmaz tavada kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağımı tencereme aldım. 1 su bardağı un 2 su bardağı irmik, 2. bardağımdan 2 parmak eksik kullandım. Haş haşlı yapacağım için, haş haşlı yapmıyorsanız 2 su bardağı irmik ekleyebilirsiniz. Orta ateşte helvamızın rengi iyice kızarana kadar kavuruyorum. Ben yaklaşık 10-15 dakika arası harlı ateşte kavurdum. Helvamızın rengi pembeleşene kadar başından ayrılmadan kavuruyoruz. Siz isterseniz helvanızı daha da kızartabilirsiniz. Benim için pembeleşmesi yeterli ve yarım çay bardağı mavi haşhaş ekliyorum. 2 dakika daha haşhaşlara birlikte kavuruyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen yorumlar kısmında küçük de olsa bir emoji bırakın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Haşhaşla birlikte 1-2 dakika kavurduktan sonra hazırlamış olduğumuz şerbeti ekliyoruz. Lütfen bu esnada dikkatli olun. Elinize veya yüzünüze sıçrayabilir. Şerbeti ekliyorum ve orta ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Suyu tamamen buharlaşana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. 1-2 dakika içerisinde suyu buharlaşacaktır. Orta ateşte karıştırıyorum. Şerbetini tam çeken ve tam kıvamında bir helva tarifi. Bu kısmı hiç kesmeden çekiyorum sizler için. Gördüğünüz gibi hemen yoğunlaştı ve karıştırmaya devam ediyoruz. Suyunu tamamen çektikten sonra ocağımı kapatıyorum. Bu esnada ocağımı kapatıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kapağını da kapatıp 10-15 dakika helvamızı dinlendirelim. Dinlenen helvayı karıştırıyoruz. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben kaşık ile servis ettim. Gördüğünüz gibi çok kolay şekil alan bir irmikli un helvası oldu. İster kaşıkla, isterseniz de tabakla çevirebilirsiniz. Ne ıslak ne de kuru, tam kıvamında bir helva tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben ortasına cevizle süsledim. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kıvamına bakıyorum. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilleri de açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.